Omnisiyah Master kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben rehberiniz Bilal Şanlı. Total War Warhammer 3 o Immortal Empires Chaos Rework'ünün 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Pardon. Bugün Sigvald'ı. Sigvald'a bakacağız. Sigvald'ın harita konumu tam Kaos bölümlerinde Çürük Konak'ta başlıyor. Kendisini bir yağmacısı, Kaos Savaşçısı, Sirhaneş Yaratığı ve Sirhaneş Cehennem Avcıları ve bir tane de Kaos Savaş Arabası bulunmakta. Kendisi ruh maliyeti tüm Sirhaneş armağanlar için -%25. Vassallar psikoloji bağışıklığı kazanır ve Sirhaneş yozlaşması yayar. Bu fraksiyonun etkileri birimleri baştan çıkarabilir. Sirhaneş'te de bu mekanik vardı biliyorsunuz. Cezbeden nüfus ve Sirhaneş'in armağanlarını uygulayabilir ve onlardan yararlanabilir arkadaşlar. Bu fraksiyonun etkileriydi. Lord'un etkileri ise karakterin kazanılan tecrübesi artı %10. Sirhaneş yozlaşması yerel eyalette artı 4. Hız Sirhaneş yağmacıları, Sirhaneş kaos savaşçıları ve Sirhaneş'in seçilmiş birimler için ise artı %15 arkadaşlar. Lord'un ordusu için geçerli arkadaşlar. Buradan Prens Sigvald'ın lore'unu ve kaos savaşçılarının kısa bir work'ünü de göreceksiniz. Haydi başlayalım. Prens Sigvald'daki diğerleri Archeon ve Kolek gibi Warhammer 1'de karşımıza gelen karakterdi. Efsane bir lordtu. O da Sirhaneş tarafından Sirhaneş tarafı bir efsane bir lord. Tamamen Sirhaneş'in güdümü altında. Bu rework'te de kendisi çok güçlü olmuş ve Sigvald'ı da oynamak diğerleri gibi eğlenceli. Ben Sigvald'ı çok beğendim. Kendisinin iki türlü de oynanabilir imkanı var. Kendi hem Nagarut bölgesine doğru da sefere çıkabilirsiniz. Güneye inip Norska diyarlarını da yağmalayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir oynanışı var. Gerçekten eğlenceli. Ve Sirhaneş birimlerini yani Sirhaneş Demon birimleri ve normal Chaos birimlerini de basabilmesi çok gerçekten çok güzel olmuş. Hepsine teker teker bakacağız. Bu bölümde biliyorsunuz daha doğrusu bu seride kısa videolarla size hem rework'ü hem de karakterleri göstermek istiyorum. Sigvald'ın hemen başlangıcına bakıyoruz arkadaşlar. Adımı duymuş olabilirsin. Ben muhteşem Sigvald, Sirhaneş'in altın prensi. Burada direkt hemen bir gölge ilmiyle başlayan bir büyücü veriyor Sigvald'a oyun başı. Bu gerçekten çok güçlü bir büyü ilmi. Özellikle kampin için. Multiplayer'da da aynı şekilde güçlü. Kendisi Dark Elf'lerle direkt hemen savaşa başlıyor. Burada direkt oyun başı alabileceğimiz yine diğer klasik Archeon ve Kolek'teki gibi bir tane yağmacı ve bir tane kurt birimiyle savaşa başlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde teknolojimiz aynı değil. Daha doğrusu aynı başlangıç olarak ama ilk iki olarak Sirhaneş'le başlamış olarak başlıyorsunuz. Bu da sizi direkt Sirhaneş birimlerinin Sirhaneş teknolojilerine doğru daha da hızlı gitmenize yardımcı oluyor arkadaşlar. Burada mesela ilk ikisini yapmış ve direkt üçüncü olarak eğer buradan gitmek isterseniz Sirhaneş'in otoritesi her aktif Sirhaneş'in armağan için artı bir veriyor. Elde edilen bir yer puanı Sirhaneş ile yapılan ittifak ve vasallıklar içinde artı %25. Diplomatik ilişkiler her aktif Sirhaneş'in armağan için ise artı %15 oluyor arkadaşlar. Sirhaneş yozlaşması kaos tunaklarında artı 2. Sirhaneş yozlaşması her aktif Sirhaneş'in armağan içinde artı 2 artıyor. Burada da hediye edilen birimler havuzu kapasitesi iblisçe birimler için artı 2. Hediye edilen birimler havuzu kapasitesi arayıcı savaş arabaları birimler için ise artı 2. Ve ordu yeteneği diğer taraftan çağrıldı diye bir ordu yeteneğimiz var. Direkt bunu alarak başlayabilirsiniz. Hemen Dark Elf'lere karşı savaşa başlıyoruz. Burada biliyorsunuz Sirhaneş'in yani Nakai'deki mekaniğin yani aynı mekaniği var. Birim çalma mekaniğiniz var. 1950'ye mesela Kara Mavna'yı alabilirsiniz. Aynı şekilde okçu almak isterseniz 2250'ye okçuyu vermiyor mesela.
Kara malına birimini almak için görüyorsunuz. 1950 altınızı vermeniz gerekiyor. Şu an için gerek yok diye düşünüyorum. Hemen başlayıp Sigvald'ı da göstermek isterim size. Sonradan bu üçünü çektikten sonra arkadaşlar diğer DIC'deki Valkia, Azazel, Festus ve Village'in videolar da ayrı ayrı gelecek. Ama onların ambargosunun süresi uzun olduğu için şu anda çekmiyorum. Bilginiz olsun. Direkt ilk üçüne bakacağız. Aynı zamanda son videomuz olarak da Belakor var. Kaos Savaşçısı grubu altında kendisini Kaos Realm seferinde ona meydan okuyarak hikayeyi bitirmiştik, biliyorsunuz. Dört tane Kaos Savaşçısıyla başlıyor. Bu gayet çok güçlü ve aynı zamanda savaş arabası ve bir tane de Sirhaneş Cehennem atlısıyla başlıyor. Türkçesini kullanmaya çalışıyorum daha çok. Siz anlayın diye. Sigvald'a gelecek olursak aynı şekilde hem Sigvald'ın hem de gölge büyücünün biliyorsunuz modelleri böyle. Sigvald'ın modelinin biraz daha rengi açıldı. Aynı aslında ama biraz daha parlatıldı diyebilirim, cilalandı. Gayet güzel olmuş. Ve bu da Sirhaneş'in gölge ilmi büyücülerinden, Kaos Savaşçılarının gölge ilmi büyücülerinden. Kendisi gayet çok cool duruyor. Bu iki karakter de oynanması eğlenceli olacak. Yeni gelen zaten Kaos Savaşçıları, Lordları, büyücüler olsun gerçekten çok güzel duruyorlar. Buradan eskiden de bileceğiniz üzere bir Chariot'ımız var. Chariot'a Kaos Savaş atları artık güncellendi. Daha büyük oldular. Chariot'lar da daha da güçlendi. Gerçekten oynanması eğlenceli olacak. Direkt hemen Meltor'un gizemli miyazmasıyla başlıyor. Bu hız düşürüyor ve saniye başına da biraz da olsa hasar veriyor. Şöyle Sigvald'ı göstereyim. Kendisi tipi böyle arkadaşlar. Come on. Chaos come. Slay them. Enough time. Vengeance and glories. Blood for the
Savaş böyleydi arkadaşlar. Diğerlerine göre biraz daha uzun sürmüş olabilir. O da Kara Elf'in gücüne bağlayalım. Sigvald da gerçekten diğerleri gibi oynaması eğlenceli fraksiyonlardan, karakterlerden. Kendisini ben çok beğeniyorum. Bunu da kesinlikle oynayabilirsiniz. Kaos Savaşçılarının biliyorsunuz Warhammer 1'de satın almış olmanız gerekiyor Warhammer 3'te de oynamanız için. Aynı şekilde Rework'ten de yararlanmanız için DIC'yi satın almanız gerekiyor. Chaos Rework'ü serimizin son bölümü de Belakor'la olacak. Ondan sonra Valkia, Festus, Azazel ve Village'in oynanışlarına bakacağız. Artık rework mekaniklerine bakmayacağız. Özelliklerine bakacağız. Karakterleri aynı şekilde tamamen haritada nasıl konumda olduklarına, oynanışının zor olup olmadığına bakacağız. Tamamen rehber videolarından birisi. Burada da lanetli hisarla başlıyorsunuz. Hemen size bir tane ayna muhafızı birimi veriyor. Ve öldürdüğümüz, yani karakteri öldürdüğümüz için karakter bir Slaanesh armağanı. Slaanesh damgası alıyor kendisi. Lanetli Hisar'ı da aldığımıza göre tekrardan bahsetmek isterim. Kara Hisar alanı demesi. Buraya bir Kara Hisar dikilebilir. Kara Hisarlar genelde Kaos Çorakları ve Norska'nın eyalet merkezlerinde bulunur. Ve bu bina özel bina zinciri barındırabilir. Bunu yapınca bonuslarını buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Archeon videomda da tekrardan üzerine durarak anlatmıştım. Aynı şekilde burada da Archeon ve Kolek gibi bir cehennem topuyla başlıyor. Bir tane namlu alayımız var. Ve klasik Kaos Savaşçıları Rework'ünde askeri yükseltmeler. Bunu Archeon bölümünde anlatmıştım. Tekrardan kısaca hemen özetine geçeyim. Bu birimi seçilmişe çıkarabilmem için 7. rütbede olması gerekiyor. Ve ben bu 7. rütbeyle beraber teknoloji olarak da yükseliş, yani şu teknolojiyi araştırmam gerekiyor. Benim bu birimi chosen'a, yani seçilmişe yükseltebilmem için arkadaşlar. Aynı şekilde Kaos Hediye bölümlerinde burada biraz daha diğerlerinden nazaran Slaanesh tarafına dönüklük var. Görüyorsunuz bu birimi aldığım zaman aynı şekilde ve diğer olarak da alabileceğim bir güzel bir bonus var mı diye bakıyorum. Şu anda yok. Bunu mesela aldığımızda bize Demonet verecek. Onu da buradan hediye edilen birimlerden alıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Slaanesh bölümünde Kaos Savaşçıları Sigvald'ın da tanıtımı böyleydi. Son bölüm olan Belakor bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.